çamaşır gülüm. Çamaşırları ayırdım. Koyu renkliler, açık renklileri de makineye koydum. Daha açık olanlar. Böyle. Şimdi bunlar burada yıkana dursun. Ben de diğer işlere hemen döneyim. Günaydın. Güzel günlerimiz olsun. 23 Nisan'ımız kutlu olsun. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan diyesim geldi. Amma söylerdik. Bu sene çok üzgünüz 23 Nisan'da böyle olduğu için. Kutlamalar evden yapılacak. Ama yine büyük bir coşkuyla bizim çevremiz çok güzel hazırlandı. Herkes camlarını süsledi, balkonlarına bayraklarını astı. Çocuğu olanlar evlerini, odalarını süsledi. Böyle ben de kalkar kalkmaz çamaşır attım makineye. Yıkanıyor. Elimi yüzümü yıkadım. Yıkarken de düşündüm. Bu geçen gün şey almıştım ya. Böyle ya saçım için. Bu yüze de sürülüyormuş. Bu yüzümdeki egzemalara süreyim bakalım iyi gelecek mi diye düşündüm. Öyle haftada bir filan belki ilk deneyeyim. Sürelim şimdi bakalım. Bir açalım şu şişemizi artık. Çok bir kokusu yok. Bir parça pamuk koparalım. Pamukla böyle yüzüme sürüverir. Böyle bugün birkaç saat gezerim onunla. Bakalım nasıl olacak. Nasıl ama? Parlıyor değil mi? Cildim çok kuru benim. Çok kuru. Böyle egzemam var. Gül hastalığı gibi bir rahatsızlık ama hiçbir ilaç doktorların yazdığı kâr etmedi. Yorgun ve üzgün olduğum zamanlarda iyice artıyorlar. Bakalım bir faydası olacak mı? Ay, yağlı yağlı oldu yüzüm. Evet, inşallah iyi gelir cildime. Böyle. Şu minik saçlar da hep çıkıyor. Hep çıkıyor şuradakiler. Evet. Hadi bakalım. Ev işleri yaparken bir yandan da güzelleşecek, iyileşecek cildimiz. Cildimde bir parlama oldu. Pırıl pırıl gezeceğiz bugün. Bunu hemen yerine kaldırayım. Şöyle. Hadi görüşürüz. Bugün çamaşırları içeri astım. Dışarısı bayağı serin. Serin olunca da sobalar yanıyor. Tam karşı evimiz yan iki tarafımızdan sobalı oldukları için duman oldukça çok çıkıyor. Gene böyle is kokmasınlar diye buraya astım. Az kaldı. Çok az kaldı. Bundan sonra artık havalar ısınacak. Yine balkonumuza rahat rahat sereceğiz. Şimdi iki makine çamaşır çıktı. Astım. Bir makine daha beyazlar şu an yıkanıyor. Açık renkliler ve koyu renkliler yıkadım. İki makine.
Şimdi de beyazlar yıkanıyor. Onları da çıkaracağım. Onları böyle alta herhalde asarım. Böyle bu işte bitti. Şimdi gideyim bakayım şu yüzümdeki susam yağı sürdük ya sabah. Ne vaziyette? Kendimle ilgilenemedim. Ona da bakayım. Sonra da aynı sefa kremimi sürüyorum ben her sabah kendime. Aynı sefa kremimi. Bugün biraz gecikmeli de olsam süreyim. Susam yağına bir bakayım dedim. Aynanın karşısına geçtim. Cildim emdi diye. Evet. Şöyle bir saçımı tekrar toplayayım da. Evet, emmiş. Emdi. Çünkü çok kuru zaten cildim. Çamaşırlar çıkıp asılana kadar onu emdi cildim. Şimdi ben her gün her sabah bu arkadaşımın bana verdiği farmasiden aldığım, o önermişti. Satıyor kendisi. Neydi bu? Aynı sefa kremi. Böyle. Doktor Cevdet Tuna'nın bu balsamını ben her gün sürüyorum. Şöyle bir şey. Benim çok bir rahatsızlık olduğu için, ileri safhada biraz olduğu için tedavi etmiyor. Çünkü ben bunu ne kadar zamandır? Aralıktan beri, belki Aralıktan daha önceden. Evet, Aralıktan daha önce almıştım. Ya Kasım ya Ekim, şu an hatırlayamadım. Almıştım. Ona gittiğimde şöyle yapıyor. Sürüyorum. Rahatlatıyor. İyileştirmedi ama o gün rahat ediyorum sürdüğümde. Bir iki gün sürekli sürdüğümde cildim çok güzel oluyor. Ya, cildim çok güzel oluyor derken cildim güzel olmuyor. Benim bu rahatsızlığımdan kaynaklanan sıkıntılarımdan dolayı rahatlamış oluyorum. Pul pul dökülüyor. Cildimde küçük küçük acılar hissediyorum. Şu burun aram şöyle. Dokunma ihtiyacı duyuyorum sık sık zaten. Belki fark ediyorsunuzdur videolarda gayri ihtiyari. Bir de karaciğerimdeki problemden dolayı komple cildimde problem var. Bunu da onun üstüne süreyim böyle. Rahatlatsın. Bakalım susam yağının bir faydası olacak mı? Onun da bir şeyine baktım. Eczacıdan aldıktan sonra nerelerde kullanıldığına filan. Bu egzamalardan cilt sorunlarında, rahatsızlıklarında yatıştırıcı olarak kullanılıyormuş. Böyle güzelce yedirdik. Oldukça yağlı bir içerik bu krem. Bana iyi geldi. Şimdi yalan söyleyemem. Rahatlattı. Tedavi etmedi ama rahatlattı. Öyle sürüyorum. Yeri geliyor bazı dönemler alevleniyor bu rahatsızlık. Günde iki kere sürdüğümde oluyor. Tamamdır. Bu işimizi hallettik. Hadi bakalım. Akşam için şimdi çorba yapacağım. Su koydum tencereme. Bir küçük soğanı da minik minik doğradım hemen elimde. Ocağı da açayım. Biraz tuz, biraz yağ katacağım. Soğanlar biraz yumuşayana kadar kaynayacak. Ondan sonra ben iç malzemesini hazırlayıp ilave edeceğim. Şimdi soğanlarımı birazcık kaynattım. Hafif pişer gibi oldular.
minik minik doğradığım havuçlarımı ve patateslerimi içine attım şimdi. Şimdi yine kaynamaya başlayacak. Artık bunlar da biraz kaynadıktan sonra minik minik köfteler yapacağım şimdi. Bunlar burada kaynarken 2 dakikada hemen onları una bulayıp içine atacağım, ilave edeceğim. Birlikte pişecekler. Ben supa topçita çorbası yapacağım. Bu Bulgaristan göçmenlerinin yaptığı bir çorba. İki çeşit yapıyorum ben bunu. Patatesli, havuçlu da yapıyorum. Bir de hiç patates havuç katmadan sadece köfteli ve terbiyeli olarak yapıyorum. Şimdi ben patatesli havuçlu bugün yapıyorum. İki poşet, küçük küçük poşet demiştim kıymalarımı hatırlarsanız. Bilmiyorum sizinle mi yapmıştık ama dondurucudan kıyma çıkardım. Çözüldü iki poşet. Yani 250 gramdan fazla, yarım kilodan az sanırım. Belki yarım kiloya yakın. Yarım soğan rendeledim. Biraz tuz ve karabiber. Burada tuz da var bunun altında. Üstüne hemen attım. Ondan sonra 2 kaşık kadar burada kırık pirincim var. Onu da ilave edeceğim. Şöyle. Pirincimi. Bir yumurtanın da akını ve sarısını ayırdım. Bu sarısını terbiyesinde kullanacağım. Akını da köftede. Yalnız akı fazla da gelebilir. Önce yarısını koyacağım. Bir yoğuracağım. Fazla gelmesin. Duruma göre diğer yarısını da ilave ederim. Yani güzelce şöyle köfte şeklinde toplanıp minik minik köfteler yapıp buradaki un koydum. Tabağımın içine atacağım ve onları böyle sallayarak una bulayacağım. Ondan sonra da çorbamın içine atacağız. Köftelerin piştiğini gördükten sonra içinde pirinçleri var ya. Pirinçler piştikten sonra kıyma zaten pişecek hemen. Ne yapacağız? Hemen biraz yoğurtla, yumurta sarısıyla terbiye yapıp çorbamızı bağlayacağız. Şimdi ben köftelerimi yoğuracağım, hazırlayacağım. Katarken yine beraber katarız. Köftelerimi şöyle yuvarladım, unladım. Burada biraz daha kıymam var, yapmaya devam edeceğim. Şöyle salladığımızda unlanıyorlar zaten. Böyle ben bunları kaynayan çorbamın içine üçer beşer atacağım yavaş yavaş. Ondan sonra çorbamız da pişecekler. Pirinçleri pişene kadar biraz kaynayacak ve terbiyesini hazırlayıp ilave edeceğim. Köftelerimi çorbamın içine bırakıyorum. Şöyle. Bunu kendi ailenizin durumuna göre ayarlayabilirsiniz köftenizi, çorbanızın miktarını. Çocukluğumdan beri böyle yapar, yeriz biz bunu. Çok güzel, çok lezzetli bir çorba oluyor. Supa topçita. Supa çorba demek zaten. İngilizceden de bilenler vardır. Topçi top demek, yuvarlak demek. Topçita, topçita deyince küçük, küçüklük veriyor sözcüğe. Topçuk anlamında, küçük top ya da. Yani bunların boyutunu da bu kadar. Yani şöyle çok da minik yapmıyoruz. Bilyeden hallice yani. Misketlerden. Şimdi şöyle hazır. Ve son köftelerimi de koydum. Hemen şöyle yavaşça karıştıracağım. Bakın. Şöyle. Harika. Köfteli çorba. Şimdi bunlar burada kaynayacak. Pirinçleri pişene kadar terbiyesini yapacağız piştikten sonra. Terbiyeyi yapıyorum. Yumurtayı koydum.
bir iki kaşık da böyle çorba kaşığıyla yoğurt koydum. Ve güzel böyle karıştıracağım. Çorbamdan alıp buraya kepçeyle bunu alıştıracağım ve çorbama katacağım. Üzerine de biraz karabiber. Yeme de yanında yat. Olacak resmen. Buna limon sıkılsa şu terbiyeyi. Çorbayı da biraz daha koyuca, hani unla yapılsa, kıvam aldırılsa biraz daha. Oldu size ekşili köfte yemeği. Çok bir farkı yok arasında. Şimdi çubritsa yok benim evde. Çubritsa da konuluyor bu çorbanın içine. Benim çubritsasız olacak. Kekiğin bir çeşidi. Dağ kekiği gibi bir şey. Böyle. Şimdi bu bir kenarda beklesin. Çorban pişince terbiyesini yapacağız. Arkadaşlar, çorbam böyle hazır. Yalnız terbiyesini yapacağız. Hemen şöyle terbiyenin tabağını buraya aldım. Tek elle yapamayacağım için. Şimdi hemen karıştıracağım. Yavaş yavaş alıştırmakta fayda var. Çünkü kesilebilir çorbamız. Evet, terbiyesini de üzerine attım. Bir güzel karıştırdım. Şimdi kaynamaya başlamadan hemen başlar gibi, kaynar gibi olunca hemen kapatacağım. Harika bir çorba oldu. Üzerine birazcık da karabiber. Ben çok seviyorum. Ve böyle çorbam hazır. Akşam ezanı da okundu. Hemen biz sofraya. Yemekten sonra şimdi çorbamızı yedik. Çok güzel, nefis oldu. Hemen böyle aldığımız yufkaları dün almıştık. Böyle irice irice kestim, üçgenler hali. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben böyle sigara böreği gibi saracağım ama fırında yapacağım. Gevşek gevşek. Su ve yağ birazcık buraya aldım. Yalnız karıştırmıştım ama yine yağ üste çıktı. Karıştır karıştır alacağım. Hemen böyle süreceğim. Lorumdan alıp koyacağım ve saracağım. İsterlerse bu geceliğin, bu gece atıştırmak isterlerse belki bir iki tane pişirebilirim. Ama yok istemezlerse yarına olacak bu. Saracağım, dolaba koyacağım. Yarına hazır, ister kahvaltıda yerler, ister akşam yemeğini nasıl arzu edersek öyle yaparız. Sarayım, yarına hazır olsun. Yufkalarımı sardım. Şu şekilde tepsiye dizdim. Şimdi dolaba kaldıracağım, üzerini sarıp sonra yarın pişecekler. Polis arabaları. Evet, havai fişek. Hazırlananlar. Bak. Polis arabaları. Alarm. Evet, havai fişek vardı. Evet. Havai fişek atıyorlar.
Yaşasın 23 Nisan. Bütün polis arabaları dışarıda sanırım. Evet. Olursun. Bence polisler fırsatı patlatıyor. Olabilir. Soba. Bu dumanlar nereden diyor. Çok tuttu. Yeni attılar. Zehirleneceğiz. Gençler başladılar. Havai fişekler. Ay. Çok güzel bir kutlama oldu yine de. Olmamıza rağmen. Ay. Bunlar silah mı patlatıyorlar? Bence. 15 milyon genç. Ha. Didem. Sanırım bu özel sivil polis. Sivil polis araçları da geçiyor sirenlerle. Çehreni ey nazlı hilal, kahramanım kılmam bir şiddet bu celal sana olmaz sevgiler. Kanlarımız sonları arka tapamayız. Bunu bir de normal şartlarda kutladığımız düşün nasıl coşkulu olur, nasıl coşkulu olur. Sevgili arkadaşlarım, güzel bir 23 Nisan kutlaması yaptık. Oldukça coşkuluydu. Ara sokaklarda oturduğumuz için çok fazla sadece komşularımızı görebildik. Ama eminim ana caddelerde büyük bir coşku vardı. Ayrıca arkadaşlarımın şehrin farklı semtlerinde oturan arkadaşlarımın çok güzel küçük küçük videoları vardı. Bana attılar. Çok güzel, daha güzel, daha coşkulu görünüyor onların sitelerinde, bahçeleri falan olduğu için. Çok güzel oldu yine de. Bir sokağa çıkma yasağında 23 Nisan'ın 100. yıl kutlaması bu kadar olurdu. Yine de bir coşku vardı. Nice yüzyıllar kutlansın inşallah. 23 Nisan'ımız, Ulusal Egemenlik Bayramımız, Cumhuriyet Bayramımız. İnşallah Türkiye sonsuza kadar ülkem var olsun. İnşallah. Güzel, mutlu, coşkulu bir gün yaşadık. Bugün güzel bir değişiklik oldu bizim için de. Daha bir canlıydık, daha bir heyecanlıydık. Bu arada mısır patlatmaya başladım. Ben şimdi mısır yiyeceğiz biraz. Böyle. Şimdi bu gece Ramazan'a başlayacağız inşallah. Ben rahatsızlıklarımdan dolayı oruç tutmuyorum yıllardır. Ama oruç tutan herkesin Allah orucunu kabul etsin. Tüm ibadetlerini kabul etsin inşallah. Herkesin güzel bir Ramazan ayı geçirmek dileğiyle. Ramazanımız hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Şimdi ben Ramazan'ımızı kutluyorum. İlk sahur olacak bu gece. Şimdi bu
tabağa karşı. Ondan sonra miktarlarımız başlayacak. Güzel güne denk geldi. Hem 23 Nisan hem de Ramazan. Çok daha coşkulu oldu. Böylece arkadaşlar artık sizlerle vedalaşalım. Daha güzel videolarda inşallah bir arada olmak üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve ondan sonra yorum yapmayı unutmazsanız, beğenilerinizi de bırakırsanız harika olur. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın.